Batı Şeria'yı da konuşmamız lazım. Gazze'yi konuşuyoruz ama Batı Şeria'da durum nasıl? Batı Şeria'da polisin ve askerin baskısı gitgide arttı. Hiçbir şekilde İsrail'i protesto edemezsiniz. Hiçbir şekilde Filistin bayrağı kullanamazsınız. Hatta dün bir görüntü vardı hatırlarsanız. Hristiyan bir grup İsrail'i protesto ediyordu ve İsrail polisi onlara saldırdığında bir kiliseye kaçıyorlardı. İçerisinde din adamları da vardı. Yaka paça onları dışarı çıkarıyorlar ve yolda o çarşının içinde tekmeliyordu İsrail polisi. Şimdi nedir oradaki son durum? Özellikle Ramallah çatışmaların merkezi. Orada protesto gösterileri var. Şimdi Mücahit Aydemir aktaracak bize detayları. Hemen dönelim Ramallah'a. Mücahit kolay gelsin. Çatışmalar vardı son günlerde. Bugün biraz daha sakin deniyor ama nedir durum? Son birkaç gündür senden bir dinleyebilir miyiz? Merve, tabii Filistin sahasında tüm gözler Gazze'de. İsrail'in Gazze'de işlediği katliama çevrilmiş durumda. Elbette Filistin sahasında Batı Şeria'da diye bir gerçeklik de var. Batı Şeria 1967'den beri Doğu Kudüs dahil, buna Ramallah, Beytüllahim, Nablus, Cenin gibi çeşitli kentlerin dahil olduğu Batı Şeria bölgesi 67'den bu yana giderek baskısını arttıran bir İsrail işgaliyle karşı karşıya bir bölge. Ve şu anda Gazze Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ne yazık ki İsrail buradaki baskılarını gerek İsrail ordusu tarafından gerekse buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler tarafından yoğun baskılar burada söz konusu. Gazze Savaşı'nın başladığı günden itibaren neredeyse 20 gün oldu. İsrail ordusu topyekün bir kuşatma sürdürüyor Batı Şeria'da. Burada çok sayıda beldeden giriş çıkışlar kapalı. Çok sayıda Filistinli iş yerlerine gidemiyor. Yollar toprak dökülerek kapatılmış durumda. Zaten yani adeta İsrail ordusunun şunu söyleyebiliriz. Batı Şeria'yı 3 milyondan fazla Filistinli yaşadığı Batı Şeria'yı kantonlara bölmüş durumda. Yani adacıklara bölünmüş beldeler var. Bu da demek oluyor ki bir beldeden diğerine gitmek neredeyse çoğu zaman birçok yerde imkansız. Şu an bulunduğum yer benim Ramallah'ın şehir merkezi. Buranın hemen dışına çıktığınız zaman doğrudan İsrail askerleri tüm şehirlerin, tüm beldelerin giriş çıkışlarında konuşlu durumdalar. Ve burada görüştüğümüz Filistinliler, haftalardır görüşüyoruz. Sık sık ben de buraya geliyoruz sahada haber yapmak için. Duydum. İsrail askerleri Gazze Savaşı'nın başlamasından önce olduğu gibi sokak olaylarında veya bir protesto gibi zamanlarda normalde çoğu zaman plastik mermi ve gaz bombası gibi şekillerde müdahalede bulunurken zaman zaman yine gerçek mermi kullanılıyordu ama plastik mermi ve gaz bombaları kullanılabiliyordu diyorlar. Ama şu anda doğrudan ateş ediyorlar. Yani doğrudan gerçek mermiyle müdahale ediliyor Filistinlilere. Her cuma burada protestolar yaşanıyor. İşgalin olduğu 67 yılından beri Filistinliler her cuma günü sokaklara çıkıp İsrail işgalini ve yerleşimci şiddetini burada protesto ediyorlar. Batı Şeria'nın tüm genelinde. Gazze Savaşı başladığından bu yana buna ek olarak Gazze'ye yönelik katliamı da protesto etmek için bu protestolar devam ediyor. Ve şu ana kadar bu protestolarda ve buna ek olarak İsrailli Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu Gazze'ye baktığımız zaman büyük bir rakam değil gibi görünebilir. Ama burada bir İsrail işgali var Gazze'den farklı olarak. Ve özellikle şuna dikkat çekmek gerekiyor. Burası Hamas'ın kontrolünde bir yer değil. Buradaki Filistinler silahtan arındırılmış durumda. Burası Filistin yönetiminin devlet başkanı Mahmut Abbas'ın yönetimindeki bir bölge. Ve İsrail işgali de burada var. Büyük ölçük bir durum söz konusu burada. Ancak silahtan arındırılmış bir bölge. Burada tek silahlı unsur İsrail güçleri ve İsrail devletinin silahlandırdığı fanatik Yahudi yerleşimciler. Bu yerleşimciler konusunda özellikle bir noktayı daha özellikle belirtmek gerekiyor Mücahit, ki. Mücahit bir soru sorabilir miyim? Az önce dedin ya buradaki tek silahlılar İsrail güçleri ve İsrail devletinin bizzat silahlandırdığı İsrailliler. O görüntüleri paylaştık, çok endişe vericiydi. Herhangi öyle bir saldırı girişimi oldu mu? Yani Filistinlerin tamamı silahsız ama İsrailliler silahlı. Böyle bir çatışma girişim haberi aldınız mı? Neredeyse günübirlik olarak alıyoruz diyebilirim Merve. En basitinden geçtiğimiz günlerde
Bir İsrailli yerleşimci, güya buna sivil deniyor bu insanlara, yasa dışı yerleşimlerde yaşayan bir yerleşimci, bir Filistinliyle, silahsız bir Filistinliyle sokakta bir karşı karşıya gelmeleri vaki olmuştu. Doğrudan sıfır noktasından taşıdığı M16 silahıyla doğrudan ateş ederek o Filistinliyi oracıkta öldürdü. Bunun görüntüleri yansımıştı, büyük de tepki çekmişti. Bunun gibi şu an duyduğumuz, özellikle kırsal kesimde... Ve bunun hiçbir cezai yaptırımı yok değil mi İsrail'de? Hayır, hiçbir cezai yaptırımı yok. Hele hele şu zamanda hiç yok. Şu zamanda bilakis bizzat İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı ve Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı yasa dışı yerleşimlerde yaşayan Yahudileri silahlandıracağını, 10 bin kişiye silah verileceğini duyurdu. 496 yerleşimde silahlandırma faaliyeti yürüttüğünü duyurdu. Çok sayıda görüntü bizzat kendisi tarafından yayınlandı. Bu görüntülerde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tek tek gelip kasalardan silahları alıp gidiyorlar. Ve bunlar en gelişmiş Amerikan silahları, M16 dediğimiz tüfekler. Şu anda yani İsrail'e devlet gibi davran vurgusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de en önemli senin anlattığın parça, yani devletin sivilleri silahlandırması ve diğer sivillere yönelik saldırısının hiçbir cezai yaptırımın olmayacağının garantisini vermesi. Herhalde bu söylem için, hani bu çıkış için en geçerli sebep bu bile olabilir, yani tek başına devlet gibi davranmak konusunda.